Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, değerli meclis başkanları, başkan vekilleri, milletvekilleri, büyükelçiler, kıymetli misafirler. Terörle mücadele ve bölgeler arası bağlantılılığın güçlendirilmesi konulu 3. Meclis Başkanları Konferansı vesilesiyle siz değerli misafirlerimizi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın incisi olan İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, değişen küresel dengeler ve toplumlarımızın içinden geçmekte olduğu çok yönlü dönüşüm süreçleri bizleri çok sayıda fırsat ve yeni meydan okumalarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tablo karşısında parlamentoların önemli bir işlevi yerine getirebileceklerini düşünüyorum. Terörle mücadele ve bölgeler arası bağlantılılığın güçlendirilmesi konferansı da maruz bulunduğumuz terör tehditleri karşısında mücadele, işbirliği ve eşgüdüm çabalarımıza katkı sunabilecek bir platform mahiyetindedir. Ülkelerimizin yer aldığı coğrafyalar tarihi önemde gelişmelere sahne olmaktadır. Katılımcı ülkeler olarak bu konferans vesilesiyle terörle mücadelede ve diğer alanlarda işbirliğimizi geliştirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yarınki toplantı gündemimizin de gösterdiği gibi terörle mücadele alanına kapsamlı bir yaklaşım inşa etmek ve stratejik bir çerçeve oluşturmak doğrultusunda çaba harcamalıyız. Bunu yaparken öncelikle kavramamız gereken husus, terörün insanlığın ortak düşmanı olduğu ve ayrım yapmadan bütün terör örgütlerine karşı tavır alınması mecburiyetidir. Terörü kullanışlı bir araç, başka ülkeleri ve bazı bölgeleri istikrarsızlaştırmak için bir fırsat saymak, küresel barışa yönelik en büyük tehditlerden birisidir. Terörün yanı sıra yarınki toplantımızın gündem maddeleri arasında ekonomik sınamaları ve imkanları da ele alacağız. Bu önemli bir fırsattır. Şüphesiz işbirliğimizin her alanda arttırılması, özellikle ekonomik alanda bölgesel bağlantılılığın güçlendirilmesi oldukça önemlidir. Esasen güvenlikten ekonomiye, kültürden spora kadar çeşitli alanlarda sağlanacak bağlantılılık, bölgelerimizde barış, istikrar ve kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacaktır. Küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sorunların mahiyet ve ölçeğine bakıldığında bu sorunların tam olarak tek bir ülkenin çabasıyla aşılamayacağı görülecektir. Sorunları birlikte değerlendirmek ve birlikte çözüm yolları aramak mecburiyetindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Türkiye terörle mücadele konusunda önemli tecrübeleri olan çok sayıda terör örgütüyle aynı zamanda mücadele etmek zorunda kalmış bir ülkedir. Uzun yıllardır yürüttüğümüz PKK, PYD, YPG, DHKBC, DAEŞ ve FETÖ gibi çok sayıda terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla devam ettirmektedir Türkiye. Her zaman vurguladığımız bir hususun altını yeniden çizmek istiyorum. Terörle mücadele ancak uluslararası işbirliğiyle tam olarak sonuç verebilir. İşbirliğinde samimi olmak ve terör örgütleri arasında ayrım yapmaktan, bazı terör örgütlerine ayrıcalık tanımaktan uzak durmak mecburiyetindeyiz. Terör yoluyla meşru ve barışa katkı yapacak sonuçlar elde etmek asla mümkün değildir. Terörle mücadelede bir terör örgütüne karşı diğer bir terör örgütünden sözde destek almak gibi yaklaşımlar asla kabul edilemez. Bu yaklaşım terörle mücadeleye, dolayısıyla da küresel ve bölgesel istikrara vurulan bir darbedir. Bildiğiniz gibi Türkiye, güney sınırlarında Barış Pınarı Harekatı adıyla bir operasyon başlatmıştır. Bu harekatın yegane amacı, son yıllarda Suriye'nin kuzeyinde oluşan istikrarsız ve kontrolsüz bölgelerden Türkiye'ye yönelecek terör tehdidini önlemektir. Bunun dışında Türkiye'nin herhangi bir komşusunun veya başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik ne bir niyeti vardır ne de Türkiye bu türden tehdit içerecek bir adım atar. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve siyasi birliğinden yararlanır. Bunu bölgenin istikrarı açısından da çok önemli görüyoruz. Terör meselesinde bazı batılı ülkelerin çifte standartlı davrandığını farkındayız. Bu çifte standartlı tavır Suriye'nin kuzeyinde oluşan kaotik bölge içinde söz konusudur. Bugün Suriye'nin kendi topraklarının bir kısmında siyasi egemenliği yoktur. Bu durumdan istifade eden bazı terör örgütleri
Türkiye'ye dönüp silahlı eylemler içerisinde olacak şekilde bir yapılanma içine girmişlerdir. Bugüne kadar yürütülen müzakereler ne yazık ki netice vermemiş. Türkiye'nin hassasiyetleri, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve vatandaşlarının emniyetine kasteden tehditlere ilişkin kaygıları bugüne kadar karşılıksız kalmıştır. Türkiye askeri operasyon dışında terör örgütlerinin bertaraf edilmesi için her türlü seçeneği samimiyetle ve sabırla denemiş ancak sonuç alamamıştır. Terör tehdidinin ortadan kaldırılması, Türkiye'nin güneyde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesi için askeri operasyon yegane seçenek haline gelmiştir. Türkiye sorumluluklarının bilincindedir. Sınırlarındaki terör tehdidini bertaraf etmekte kararlıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılı bir tutum içinde hareket etmektedir, hareket edecektir. Bu hamlenin bölge barışı için faydalar getireceğine de gönülden inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, parlamentolar olarak kamuoylarımızın önünde ortaya koyacağımız söylem ve tutumlarla terörün dini, milliyeti ya da coğrafyası olmayacağını, terör örgütleri karşısında bölünmek yerine bir araya gelmek durumunda olduğumuzu anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla Türkiye Büyük Millet Meclisi, uluslararası toplumun terör tehdidine karşı farkındalığını arttırma çabalarına bundan sonra da katkı vermeye hazırdır. Bu konferans vesilesiyle İstanbul'da bulunuyor olmamızdan hareketle, İstanbul ruhuna uygun şekilde farklı medeniyetler ve kültürler arasında çatışma yerine diyaloğa, hoşgörüye, birlikte yaşamaya, kısaca buluşmaya muhtaç olduğumuzu yeniden vurgulamak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere tekrar hoş geldiniz diyor. Medeniyetler arasında bir köprü durumundaki İstanbul'da güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. Yarınki toplantılarımız için de başarı ve hayırlı olması dileklerimi ifade ediyorum. Afiyet olsun.